Sayın Başbakan Kılıçdaroğlu ile ilgili alevi diyor. Ben bir televizyon programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek'in Kılıçdaroğlu'nun annesiyle ilgili Ermeni asıllı olduğunu falan da söylemişti rahmetlik Yemuş Hanım'ın. Bu da olabilir yani, bu çok olamaz. Olabilir mi? Küçümsenecek bir şey. Bu olamaz. Değil. Bu nefret suçudur. Bu artık insanlık bu duruma gelmiş. Evet. Şimdi bu olabilir dediğimiz anda zaten kıyamete giden yolu döşemeye başlıyoruz. Niye olamaz biliyor musunuz? Yani bir insanın inancı, milleti, dini falan, bunlardan dolayı herhangi bir baskı, töhmet, itham, bunlarla bulunma insanlık suçudur, nefret suçudur. Başka bir şey söyleyeceğim. Olabilir demenizde aslında olamaz diye gürledim ya. Çok değil işte. Radikal gazetesinde Pınar Öğünç önceki gün yazdı. Dicle Üniversitesi'nde bir tarih yardımcı doçenti Ermeni halkını aşağılayan, büyük hakaret içeren ve büyük nefret suçu barındıran, üstelik de büyük bilgi çarpıtmalarıyla bir soruyu sınav sorusu olarak öğrencilerine soruyor. Onu eğer tarih alanında yardımcı doçent, eğer bu ülkede bilim gerçekten en hakiki mürşid olsaydı, onu o okulun birinci sınıfından ikinci sınıfına geçirmezdi. Bunu getirmişler, yardımcı doçent etmişler, bir halkı aşağılıyor, bunu sınav sorusuna dönüştürüyor. Bütün bunlar da yetmezmiş gibi özür kabahatinden büyük, bir de çıkıp bunu savunuyor. Peki. Buyurun. Sırrı Bey, şimdi bu programa katılmadan önce sizinle ilgili düşüncelerim farklıydı. Bu programa katıldıktan sonra daha değişik düşünüyorum. Bence artık siz siyasetçisiniz. İyi mi kötü mü değişti? Nasıl? Onu söyleyeceğim. onu söyleyeceğim. Şimdi yönetmenliği bir kenara bırakalım. Başarılarınız var. Bu ayrı bir şey. Ondan dolayı kutlarız. Fakat artık siyasetçisiniz. Biz sizi burada siyasetçi olarak ağırlıyoruz. Sizin söylemleriniz bana çok provokatif anlamda bir takım uç noktaları zorluyorsunuz gibi geliyor. Mesela konuşmanızın ilk başında dediniz ki YSK işte şöyle bir hata yaptı, sonra amiyane tabirle tırnak içinde devlet tükürdüğünü yaladı dediniz. Hı hı. Bakın bu konuşmalar kimseye fayda vermez. Ne Kürt halkına ne Türkiye halkına kimseye fayda vermez. Bence birazcık daha seçici konuşmanız lazım. Hı hı. Birazcık daha itina göstermeniz lazım konuşmalarınızda. Özür dileyerek söyledim. Başka da onu karşılayacak bir durum bulamadım. Bakın bu birçok kesimi inanın çok sıkıntıya sokar. Mesela rencide kim? Öder. Mesela Aziz ben mi? İnanılmaz derecede sıkıntı duydum. Niçin bundan hocam? Dolayı ben yaklaşık 6-7 aydan beri burada programa katılımcı olarak katılıyorum. Ben de Kürt halkının sorunlarından dolayı sıkıntılarımın olduğunu söylüyorum. İşte 40-50 bin insan öldüğü, 500-550 milyar dolar paraların gittiği filan, bundan dolayı biz de müzdaripiz. Ama bunu bu şekilde uç noktada kaşıyarak, söylemlerde bulunaraktan çözemeyiz. Bunun neresi uç Aziz Hocam? Şöyle, yani bunun devlet asla tükürdüğünü yalamaz Sayın Sırrı Bey. Öyle mi? Evet, asla tükürdüğünü yalamaz. Peki yani, niye geri adım attı? Hayır, geri adım attı diye bir şey yok. O kuralları uyguladı, çünkü siz bir de şöyle söylüyorsunuz, statikocu bir AK Parti var diyorsunuz. Yüksek, siz siyasal okumuşsunuz ama zannediyorum bitiremediğiniz için bilmiyor musunuz bilmiyorum ama Yüksek Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Danıştay ve Yargıtay birinci sınıf hakimlerden oluşan bağımsız bir kuruluştur. Bunun hükümetle, AK Parti ile bilmem neyle falan uzaktan yakın alakası yok. Öyle uygun görmüşlerdir. Sonra da ihtiyacı olan belgeler adaylar tarafından götürülmüştür. Olay çözülmüştür, bitmiştir. Yok ki böyle bir prosedür. Hakimler var diyorsa vardır Sayın Sırrı Bey. Yani bakın şimdi, önce Yüksek Seçim Kurulu bir mahkeme değildir. Yargıçlardan müteşekkildir. Doğrudur. Evet. Bir kurumdur. Kurumdur, evet. Ve onun da kuralları vardır. Yargıtayla, Danıştayla ve yüksek mahkemelerle anayasal metinde aynı kabda tartılmaz. Üstelik yasama başlığı altında zikredilir. Evet. Siyasaldan erken cezaevine girdim ama anayasa hukuku okumuştuk. Peki. Peki bu sizin amiyane tabirinizle devletin tükürdüğünü yalamasındaki en büyük etken halk direnişidir. Halk direnişi, evet. Derken insanların içeride 20-30 kişi çalışan bankaların molotof atması mıdır? Evet. Güneydoğu'daki belediyelerin devletin belediyesidir onlar. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesidir. Hı-hı. Onların iş makinalarıyla devletin kolluk kuvvetlerine sürmesi midir araçlarını? Molotof atması mıdır bunlar? Bunu nasıl bana izah edersiniz? Bir de dediniz ki Arnavut'u da konuşsun. Ben Arnavut'um, sizin de burada sabaha kadar Arnavutça konuşabilirim. Türkçe konuştuğum gibi.
Efendim? Siyemir diyorum. Mirim şükür. Yuvesiyeni. Güzel. Dersem. Siz en fazla bunu biliyorsunuzdur diye tahmin sadece ediyorum. Sadece onu biliyorum. Sadece evet. Onu biliyorsunuz. Evet. Siz biraz evvel Mustafa Çinga ile bir şeyler konuştunuz. Bu ikinizin arasında ve bizi izleyen Kürt kardeşlerimizin anlayacağı şeyler ama bu 74 milyon insanımız da maalesef yani sizin açınızdan öyle o şekilde söylüyorum. Kürt değil. Türkçeyi de benimseyen insanlar var. Ben Arnavut'um. Ana dilimde Arnavut. Arnavut anne babadan dünyaya gelmişim. Çocukluğumdan beri evimde konuşuyorum ama asla ben ana dilde Arnavutça istemiyorum. Evet. Sırrı Bey. Ben bu istemediğiniz bir şeyi size zorla verecek kudrette de değilim. Böyle bir dayatmada da bulunamam. Ama beni bağışlarsanız Aziz Nesin'in bir Arnavut tarifini size de çok uyuyor. Bir bitireyim isterseniz. Değil. Evet, yok, söylesene hemen Aziz Nesin. Tabii buyurun. Tamam. Buyurun. Onurlandırıcı bir şey yani. Bir yok şey hiç fark değil, etmez ama. Bizim için. Biz kendimizi zaten biliyoruz. Aziz Nesin derdi ki bir Arnavut'u 100 kişinin içinden nasıl ayırdı dersiniz? Boyu en kısa olduğu halde en uzun duran Arnavut'tur derdi. Böyle bir o dik duruş anlamında Arnavutları överdi. Buyurun. Güneydoğu'daki Kürt meselesiyle ilgili AK Parti'nin demokratik açılımı diyelim biz genel olarak. Sonradan bir takım isimler değişti. Dediniz ki AK Parti'nin uzattığı yer Firavuni yer. Biz de siz Musevi elinizi duymak istiyoruz. Nedir siz Musevi eliniz? Bir de siz Musevi elinizi anlatın da biz de ondan dolayı ikna olalım. İnsani diyelim. Efendim? İnsani. Ama İnsana AK Parti yapmış. İçin siz Firavuni kullanırsanız Firavuni karşı da Musevi'dir. Biz olur, de sizden olur, onu istiyoruz. Olur onu da söylüyoruz. Madem yani o sizi mutlu ediyoruz. Bir de dediniz ki Mustafa Çinga'ya madem AK Partilisin keder içindesiniz. 12 Haziran'da bu ülkenin... Allah başka keder vermesin. Evet yani. Aynı şey sonuç itibariyle 12 Haziran'da bu ülkenin yaklaşık %50'si keder içinde olacak. Bundan haberiniz var mı Sırrı Bey? Bekleyip göreceğiz. Ben sadece... Gergerli hemşerim Kürtlüğüne özel bir vurgu yaptı. Evet. AK Parti Güneydoğu'dan da bayağı iyi oylar alıyor biliyorsunuz evet, değil mi? Evet hepsi için. Onların hepsi kederli diyorsunuz. Hepsi yani. İçin bu diyeceğim geçerli. Çünkü evet. Bu meselenin çözümünün önündeki en büyük engel haline gelmiştir. AK Parti. Bugün bu meseleyi askere etisemiş. Ama siz de bu konuşmalarınızda bu söylemlerinize engellere engel katıyorsunuz haberiniz olsun. Bakalım şimdi siz bitirin ben cevap vereceğim. Ben bitirdim Sırrı Bey. Tamam cevabı almadan önce Ermeni meselesi geçince ben hemen bir menzartada bir şey söyleyecek. Söyleyeceğini söyle sorunu sor çünkü araya gideceğiz. Ondan sonra ortak cevapları alacağız. Bilmez ben aradan sonra konuşayım. Yok çünkü... yok söyle söyleyeceğini sen. Hayır söyleyeceğim aradan sonra çünkü biraz uzun. Yani o kadar arkadaşlarım kadar uzun bir şey söylemek istiyorum. Hayır ne söyleyeceğini söyle hemen reklama gideceğiz. Cevabını peki alalım. Şöyle söyleyeyim o zaman. Ben birincisi olaya şuradan bakıyorum. Bütün dünyada şu anda emperyal bir güç var. Ve sömürenler sömürülenleri bölmek için... sürekli böyle hakları ortaya atarlar. İşte kadın hakları derler, erkek kadın birbirine bölünür. İşte başka bir hak derler, hayvan hakları derler, hayvanı savunan ve savunmayan diye bölünürüz. Ve biz bu oyunların içinde hep oynarız maalesef. İçine katılırız. O yüzden hiçbir zaman hakları savunmadım. Ama internet hakkı yani yasaklanmaların her zaman karşısında oldum. Çünkü bizim yani ezilenlerin maalesef sesini çıkartabildiği bir tek yer var. Orada şu anda faşist bir yapıyla engellemeye çalışıyorlar. Sırrı Bey'e aynen katılıyorum. Irkçılık bu milletin bilmeden artık omuruna işlemiş durumda. AK Parti bugün, AK Parti'nin lideri olan kişi bugün Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğini yuhlatıyor. Ben Ermeni olarak şunu dediğim zaman ben ana dilimle eğitim görüyorum bu ülkede. Gurur duyman lazım ülkenle ya. Demokrasi var. Ana dilimle eğitim gördüm, öğretim aldım ve bölmüyorum. Bu demokrasinin örneğini sen yurt dışına verebilirsin dediğim zaman işine gelmediği için beni Lozan vatandaşı ilan etti. Halbuki bu örneği alıp Kürtlere uygularsa bugün Kürt altına uygularsa bölünmeyeceğini de görecek. Çünkü karteller şu anda emperyalist güçler buranın bu yarayı bu şekilde kaşımak istiyor. Bunu artık görmeliyiz. İnsanlar CHP için bir şey söyleyeceğim. Ben bunu dile getirdiğimde Sayın Kılıçdaroğlu sustu, cevap veremedi. Buradaydı kendisi. Bir milletvekili meclise girerken öğrencilerin haklarını savunmak için bunlar Yunanlı mı dedi. Yunanlı olmak hakaret değildir. Küfür de değildir. Niye örnek veriyorsun? Niye kötü örnek olarak bunu veriyorsun? İşte bu bizim omurumuza işlemiş bu ülkede farkında olmadığımız ırkçılıktır. Bugün biz AK Parti'yi demokrasi getirsin diye halkın bir bölümü seçti. Ama bugün kendisi kartelleşiyor. Kendisi statik oluyor. Bunu da hep gördük. Peki, daha önce noktalı bürokrasiyi... Noktalı virgül... Reklamlardan sonra devam ediyoruz.